Normalde böyle elle pıs 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 yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle, kutusu burada. Şöyle göstermiş olayım. Kutusunu burada göstereyim. Kendisi de burada. Nar Pump isimli su pompasını inceleyeceğim. Biliyorsunuz ben bunu böyle bir toplu kutu açılışı yapmıştım. O kutu açılışındaki ürünlerden bir tanesiydi. 5 ürün vardı. Bu 4. ürün, bir tane ürün kaldı. O da bir etiket makinesi. O daha basit bir şey olduğu için onu en sona bıraktım. Bu ürün ilginç bir ürün. Her yerde satılıyor. Ben bunu hepsiburada.com üzerinden aldım. Elektrikli bir aslında hani bu damacaların üzerine taktığımız su pompası. Normalde böyle elle pıs 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 yapıyoruz. Bu ise öyle bir ürün değil. Bu şöyle basıyoruz. Tabii şu an su olmadığı için böyle garip bir ses çıkartıyor ama böyle bir ürün bu. Şimdi bunu çok eleştirenler var. Yorum yapanlar vardı. Satın alanlar içinden de böyle binlerce yorum vardı. Ben de okudum hepsini hepsiburada.com üzerinden. Ve insanların hani ben kendi yaşadığım deneyimde nasıl bir sonuç aldım, biraz da ondan bahsetmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi ürünün kurulumu falan basit. Şöyle bir kutusundan şöyle bir aparat çıkıyor. Bunu buraya takıyorsunuz. Şöyle böyle bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bir de suyu çekebilmesi için şöyle 30, 40 ya da 50 santim falan vardır. 50 santim uzunluğu bir borusu var. Onu da bunun alt kısmına bağlıyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Güzelce taktık. Şu şekilde. Böyle. Şöyle yan tutayım da daha görülsün hepsi. Bunu damacanın içine atıyorsunuz. Ya da büyük bidon falan varsa onun içinde atabiliyorsunuz. Suya bastığınız zaman da su çekmeye başlıyor. Kutusu şöyle basit bir kutusu var. Şöyle göstermiş olayım. Automatic Water Dispenser diyor. Açıyoruz içini. Ne var içinde? İşte bir poşetten çıktı bir şarj kablosu var. Ha, ondan da bahsedeyim. Arka yüzünde bir mikro USB, şöyle göstermiş olayım, girişi var. Bunu üzerine bir adaptör ya da bir power bank falan takarsanız da şarj edebiliyorsunuz. Ama USB bağlantısı çünkü. Diğer ucu da mikro USB bağlantısı. Böyle takıp şarj ediyorsunuz. Şimdi ben biraz tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Çok kompleks bir ürün değil zaten. Kullanmasını anlatmam, bir şey yok. Takıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz. Bu da buradan bu hortum masası suyu çekip şuradan vermiş oluyor. Şimdi sesi yüksek mi? En çok gelen yorumlardan bir tanesi buydu bu ürünle ilgili. Sesinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Şöyle gündüz çok sıkıntı değil, açık söylemek gerekirse. Ben desibel testini de koyacağım birazdan videonun içine ama gündüz çok sıkıntı değil ama gece böyle sessiz ortamlarda evet birazcık yüksek bir sesi var. Şimdi göstereyim mesela, size dinleteyim ben mikrofonumda. Şu anda ses geliyordur diye tahmin ediyorum. Bayağı bir yüksek sesi var. Ama söylediğim gibi yani gece biraz sıkıntı olur, gündüz olmaz. Şu kısmında bir ışığımız var. Düğmeye bastığı zaman mavi yanıyor. Şarj olurken de bir kırmızı yanıyor. Şarj olduğunda da ışık maviye dönüyor. Onu söyleyeyim ben. Onun da detaylarını size koyacağım. Şimdi bu ses testini, bir desibel testi yapayım. Çünkü yüksek diyoruz ama kime göre, neye göre? En azından desibelini görmüş olursunuz. Siz de ona göre kendiniz karar verirsiniz. Önce bir desibel testini bir izleyelim. Evet, desibel testini izledik. Peki nasıl çalışıyor sistem? Çok basit aslında. Düğmeye bastığınız zaman yaklaşık 1.4 litre, yanlış hatırlamıyorsam. Ölçeceğim onu da. Onun da ölçümlerini koyacağım videonun içinde. 1.4 litreye kadar, yani tek bir basışta 1.4 litre yaptıktan sonra kapatıyor. Ama siz isterseniz hani bir bardak doldurdunuz. O bardağı bittikten sonra da kendiniz düğmeye basarak da durdurabiliyorsunuz. Ama basmazsanız eğer o İşte o tek bir seferde ne kadar alacaksa hepsini doldurana kadar cihaz kapanmıyor. Onu bastığınız zaman kendisi kapanıyor zaten. İstediğiniz zaman da yani bir bardak, küçük bir bardak, büyük bir bardak, büyük bir tencere falan da bir seferde aldığı kadarını doldurabiliyorsunuz. İkinci sefer ikinciyi alıyorsunuz. Peki pil ömrü ne kadar? Belki bunu soranlar vardır. Ya pil ömrü şöyle arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 damacana dolduruyor. 5-6 damacana da bir şarj etmeniz gerekiyor. En önemli eleştirilerden bir tanesi şuydu ki ben de ona katılıyorum. Birazcık yavaş.
Yani siz elle mesela bir bardağı, 200 mililitrelik bir bardağı işte 5 saniyede doldururken bununla böyle bayağı bir 15-20 saniye beklemeniz gerekiyor. Bu da birazcık can sıkıcı bir durum. Çünkü yani epey bekletiyor, onu söyleyeyim. Şimdi önce bir ne kadar aldığını bir göstereyim. Yani tek bir pasajda ne kadar su doldurduğunu bir gösterelim. Sonra 200 mililitrelik standart bir bardağı ne kadar sürede doldurduğunu bir izleyelim. Ardından incelemeyi sonlandıracağım. Son olarak söylemek istediğim şey şu, eğer bir damacanın üzerine takacaksanız o damacanın üzerinde plastik bir kapak vardır hepsinde, biliyorsunuz o 19 litrelik olanlardan bahsediyorum. Onu böyle küçük bir delik açıp takarsanız daha sabit duruyor. Eğer kapağı çıkartıp o plastik kapağı çıkartıp takmaya kalkarsanız da birazcık böyle sallanıyor. Yani tam oturmuyor çünkü şu alt kısmı bu pompanın. O yüzden benim önerim o damacanaların üzerinde bulunan o plastik kapağı küçük bir delik açıp içine koyarsanız daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Öbür türlü de oluyor. Hani böyle birazcık şey duruyor. Çok sıkıntılı bir durum değil ama öteki türlü daha bir sağlam oluyor. Onu da özellikle altını çizmiş olayım. Toparlamak gerekirse nar pump'un bu ürünü 29 liraya almıştım ben. O zaman ki yaklaşık 1-1,5 ay oldu. Hala 29 lira bu arada. Fiyatının da zam gelmedi şaşırtıcı bir şekilde. Ben dedim 29 lira böyle bir şey olur mu, alınır mı falan, ama gayet de başarılı. Beğenmediğim tarafı gece özellikle sesi birazcık yüksek. İki, su doldurma hızı birazcık sabır gerektiriyor. Bayağı bir sabır gerektiriyor. Hani böyle sabırsızsanız eğer ben böyle bu kadar bekleyemem diyorsanız hiç almayın. Normal mekanik pompalarla devam edersiniz. Ama beklerim ya, ne olacak, koyarım altına işte bir sürahiyi, o doldurur oradan içerim derseniz de alınıp kullanılabilecek güzel, pratik, hoş bir cihaz olmuş nar pump'ın bu ürünü. Bu ürünü ve diğer kutu açılımında kullandığım ürünlerin tamamının bulunduğu bir liste var. Eğer satın almak isterseniz ve bana da destek olmak isterseniz o linkten bu ürünü satın alırsanız çok sevinirim. Bu sayede bana da katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ben de böyle yeni, farklı ya da değişik ürünleri alıp sizin için test etme imkanı da buluyorum. Oradan elde ettiğim gelirle böyle bir sistem kurmuş durumdayım. Bunun da altını çizmiş olayım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere nar pump'ın bu su dispenseri diye geçiyor burada, water dispenser demiş ama su pompası dediğimiz mekanik olmayan, elektronik olarak üzerinde bir motoru bulunan su pompasını test etmeye çalıştım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum şeyler varsa videonun altına yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Anladıklarımı, bildiklerimi de mutlaka size bir şekilde yanıt vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.